Evet, değerli İstanbul TV izleyicileri, hayırlı sahurlar diliyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbim bu mübarek günlerin, gecelerin feyzinden, bereketinden istifade etmemizi nasip eylesin. Yine sahur vakti programıyla karşınızdayız. İlahiyatçı, yazar, doktor Hıdır Yeşilyurt hocamızla birlikte nasipse dün akşam kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz. Bugün de dolu dolu birçok konuyla karşınızda olacağız. Tabii ki dünkü programda hocamıza ölüm meleğini görecek miyiz? Ölüm hakikatini sormuştum. Ölüm meleği Azrail Aleyhisselam'ı görecek miyiz diye bir soruyla programımız vakti yetişmemişti ve bunu hocamıza iletmiştim. Kıymetli hocam, öncelikle hoş geldiniz. Direkt soruya girdim ama. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Rabbim sizlerden de razı olsun. Kıymetli hocam, çok merak edilen bir şey. Zaten hakikat olarak bütün herkesin karşı karşıya kalacağı bu ölüm hakikatinde kişi nasıl ölüm meleğini karşılayacak ya da ölüm meleğini nasıl görecek? İşte rahmet melekleri, azap melekleri, bu konuyla ilgili bizleri bilgilendirir misiniz acaba? İlk önce elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Resulillah. Muhakkak ki her nefis ölümü tadacaktır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis, erkek olsun, kadın olsun, büyük olsun, küçük olsun, zengin olsun, fakir olsun, Müslüman olsun, kafir olsun, Arap olsun, Arap olmasın, her nefis muhakkak ki ölecektir. Ve Allah-u Teala başka bir ayette şöyle buyurmuştur. Kul yeteveffâkum melekul mevt. Yani ölüm meleği sizin canınızı alır. İmam-ı Taberi gibi Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in müfessirleri derler ki bu ayet hakkında, bu ayete geçen ölüm meleği yani Azrail'dir. Ve İmam-ı Taberani, At-Tivalat, İmam İbn-i Ferhun, Tafsiyat-ül Hukkam adlı kitaplarında ölüm meleğin adı Azrail olduğunu açıkladılar. Bu konuda ister müfessir olsun, İster alim olsun, ister muhaddis olsun, ister kelamcı olsun, ister fıkıhçı olsun, ölüm meleğin adı Azrail diye açıkladılar. Halk aramızda bile herkes tarafından cahil olsun, alim olsun, ölüm meleğin adı Azrail olduğunu bilinir. Bazı sapıklar inkar ediyorlar. Yok, ölüm meleği adı Azrail değildir. Adı ne? Ölüm meleğidir. İsmi yok. Ama böyle bir şey doğru değildir. Çünkü herkes tarafından bilinen bir şeydir. Cahil olsun, alim olsun. Şimdi insan öleceği vakitte ölüm meleği olan Azrail aleyhisselam onun yanına gelir. Şayet bu ölecek olan kimse kafir biri ise Azrail aleyhisselamla birlikte azap melekleri gelir. Şayet takvalı bir kul ise Azrail aleyhisselamla birlikte rahmet melekleri gelir. Kıymetli hocam, burada asli suretleriyle mi görünür yoksa şekil alıp mı görünürler? Şimdi burada bir şey var, asıl suratında görürler. Önceki ümmetler, onların döneminde Azrail aleyhisselam birinin ruhunu almaya geldiğinde o bölgedeki insanlar hepsi onu görürler. Bu her biri bir tarafa kaçardı. Şimdi bir bölgede günde bir iki kişi ölecekse, ikide bir Azrail aleyhisselam gelecekse, ikide bir bu insanlar kaçacaksa millet de huzursuz oldu. Bundan dolayı bir peygamber veyahut bir veli Allah'a dua etti. Yani halk görmesin, sadece ölecek olan kişi görsün diye. Bundan dolayı Allah-u Teala onun duasını kabul etti. Bundan dolayı sadece vefat eden kimse Azrail aleyhisselamı görür. Şimdi belki ölen birini gördünüz. Evet, vefat derken gözleri açılır, böyle bir yere bakar. Evet. Böyle donup kalır. Demek ki Azrail'i görüyor o anda. Şayet kafir biri ise Azrail aleyhisselam ona ebeşir ya aduvallah bi gadabillahi ve azabi. Ey Allah'ın düşmanı, Allah'ın gazabı ve azabını bekle. Göreceğim. O anda bu kafir bunu duyunca hayatında yaşamış olduğu bütün mutlulukları unutur. Bitti.
artık anladı ki bu adam kendisi yani cehennemde azap görecektir. Veli bir kul ise, imanı kamil bir kul ise, Melek Azrail aleyhisselam ona der ki, ebşir ya veliyallah, ey Allah'ın evliyası, müjdelen neyle? Allah'ın rahmeti ile. Bu da dünyada yaşamış olduğu bütün sıkıntılar, ızdıraplar ne varsa hepsini unutur. Neden? Artık Allah'ın rahmetine kavuşacaktır. Azrail aleyhisselam ruhu alır. İster kafirin, ister veli olanın ruhunu alır. İkisi de zorluk çeker. Ama tabii ki kafirin ruhu çekilirken daha çok azap görür. Alimler diyorlar ki dikelli bir şey yün içine kat ve ıslat o yünü. Sonra o dikelli bir şey çıkartmaya çalış. Bu yünler nasıl parçalanıyor? Kafirin ruhu bu şekilde parçalanır. Ruh nafuktan alınır. Bazı kişiler ağızdan çıktığını zanneder. Yok, nafuktan burada. Bebeklerde belli oluyor. Başını koy burada yumuşak. Evet. Oradan çıkar ruh. Kafirin ruhu çekilirken çok azap görür. Veli olan kimse yine sıkıntı çeker ama tabii ki çok değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ederken şöyle duada bulunmuş. Allahümme inne lil mevti sekerat fe'anni ala sekeratil mevt. Allah'ım ölümün sekaratları var. Yani ruhun çıkmanın zorlukları var. Bana yardım et. Peygamber Efendimiz böyle dua ediyorsa bizim halimizde olacak. Alimler diyorlar ki ruhun çekilmesi 1000 kılıç darbasından daha ağırdır. Ama tabii veli olan kimse azap görmez. Hisseder o sıkıntıyı ama azap sayılmaz o. Hani acıyı hisseder ama o kadar şiddetli değil. Aynen, aynen. Aldıktan sonra Azra aleyhisselam kafir olan ruhunu azap meleklerine teslim eder. Evliyanın ruhunu rahmet meleklerine teslim eder. Rahmet melekleri bu zatın ruhunu alır, göklere çıkartır. Havadayken melekler derler ki bu güzel kokulu ruh kimindir? Derler ki falan kişinin ruhudur. Çıkar birinci gök, ikinci gök, ta ki yedinci gök. Orada cennete yakın bir yer, adı Aliyyin. Orada adı yazılır, falan kişinin ruhudur diye. Tekrar geri getirirler. Bu arada vefat edeni yıkamışlar, kefenlemişler. Belki de cenaze namazını kılmışlar. Sonra mezarlığa götürürken bu ruh tabutun üzerinden devam eder. Der ki kaddimuni, kaddimuni. Yani çabuk olunuz, çabuk olunuz. Niye? Allah rahmetine kavuşacak ya. Çok hızlı bir şekilde bu cenaze gider. Dün bana bir video göndermişler. Benim bir tanıdığım var. Vefat etti. Koşarak gidiyorlar. Orada hocam melekler mi onu şey yapıyor, götürüyor yoksa Melekler onu hızlı bir şekilde kaddimuni diyor ya, acele gitmek istiyor. Böyle bende birkaç video var. Bazen tanıyorum, bazen tanımıyorum. Nasıl hızlı bir şekilde koşuyorlar. Biz de katıldık bazı cenazelere. Ben bir velinin cenazesine katıldım. Mezarlıktan merdiven vardı. Koşarak çıkıyorduk merdivenden. Sanki tabut bizi çekiyor. Arkadakiler bağırıyorlar. Yavaş yavaş yetişemiyoruz. Bir velinin cenazesine katıldım. Ben arabayla gidiyordum. Onlar yürüyerek gidiyorlar. Yani bir düşününüz ne kadar hızlı. Bazı kişi cenazesi çok ağır gidiyor. Özellikle kafirlerin. Çünkü kafir olan kimse melekler, azap melekleri ruhu aldıktan sonra yukarıya çıkartırken havadaki, boşluktaki melekler derler ki bu kötü ruh, kokulu ruh kimindir? Derler ki falan kişinin ruhudur. Birinci göğe yaklaşıyor, sokamazlar. Kafirler göklere girmez. Tekrar aşağıya indirirler. Yedinci yer altına yakın, cehenneme yakın, siccin denen bir yer var. Orada adı yazılır. Sonra tekrar getirirler, tabutun üzerinden gidiyor. Bu ne diyor bu? Ahiruni, ahiruni. Yani götürmeyiniz, geri çıkınız. Niye? Azaba gideceğini biliyor ya. Bundan dolayı cenazesi çok ağır gider. İkisi de mezara konulur. Mezar konulduktan sonra o zaman hesap, azap ve nimetlendirme olaylar olur. O zaman o andan itibaren berzak hayatı yaşar. Peki hocam burada Azrail aleyhisselam için canları almakla görevli melek olarak biliyoruz.
dünyada aynı anda mesela ya da aralıklarla birçok kişi ölüyor hocam. Hayvanlar ölüyor filan, insanlar ölüyor. Burada azar eylesem hepsine yetebilir değil mi hocam? Şimdi bazı alimler demişler ki Allah-u Teala şeye kadirdir. Dilerse Azrail aleyhisselam hepsinin ruhunu bir anda alabilir. Allah her şeye kadirdir. El-Halimiyye Hazretleri der ki Azrail'in benzerleri var. Yani onun gibi çok var. Asıl bir ama hayaletler gibi onun gibi birçok Azrail var. Ve bazı alimler demişler ki tek bir Azrail var. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Aynı şekilde rahmet melekleri, azap melekleri, bunların sayıları çok. Ama asıl mesele Azrail aleyhisselam ile alakalı. Bunların sayısı zaten çoktur. Azrail aleyhisselam dediğim gibi bazı alimler demişler ki tek bir tanedir. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Öyle diyelim. Bazı alimler demişler ki onun benzerleri çok. Onun gibi hayaletler gibi vefat eden kimse kendisi gider ve yardımcısı gider. Bu vefat eden kimse hocam cenaze giderken ya da kabre konulduğu zaman insanların sesini duyar mı, insanları görür mü? Bu şekilde de sorular izleyicilerimizden geliyor. İmam İbn-i Hibban'ın rivayet etmiş olduğu hadiste Peygamber Efendimiz anlatıyor. Kişi öldüğü zaman kabre konulduktan sonra akrabaları, dostları vesaire oradan dönerken, ayrılırken ayak seslerini işitir. İşitir. Ona iki melek gelir. Birinin adı Münker, diğerinin adı Nekir. Hadiste geçtiği gibi rengi siyah, mavi karışımı. Sesleri gök gürültüsü gibi. Bakışları şimşek gibi. İki ön dişi yeri kazarak, yararak geliyorlar. Saçları uzun çekerek gelirler. Şimdi hocam bir düşününüz yer altında o dar yeri yararak geliyor hocam. O karanlıkta senin karşında bakışları şimşek gibi, sesi gök gürültüsü gibi, saçlarını çekerek, dişlerini yeri kazarak gelirler. Nasıl bir manzara olur? Şayet o anda ölüm olsaydı onu gören kafir ölecekti. Ama ölüm yok. Veli olan kimse korkmaz. Allah onu güçlü kılar. Otururlar. Ona soru sorarlar. Ölüyü oturturlar hocam. Evet. Şimdi burada devam etmeden önce bazı kişiler yanlış bir şey öğrenmişler. Diyorlar ki haşa oturdukları zaman başı o tabuta çarpar diyorlar hocam. Tahtaya, şey, tahtaya veya çimentoya, kuma vurduğu zaman öldüğünü anlayacaktır. Bu doğru değil. Azrail aleyhisselam ruhunu almaya geldiğinde anlayacak zaten. O anda değil. O bu görüş doğru değil. Doğru böyle. Otururlar, sorarlar. Rabbin kimdir? Muhammed adaki adam hakkında ne diyorsun? Veya ne diyordun? Mümin olan kimse der ki o Allah'ın kulu ve Resuludur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh. Derler ki böyle diyeceğini biliyorduk zaten. Hadi uyu. Bu da uyur. Kabrı genişler. Yatmışa yatmış arşın kadar. Belki de gözün görebileceği en son noktaya kadar açılır. Her taraf yemyeşil olur. Dolunay ışığı gibi bir aydınlatma olur kabrinde. Cennet kokusu gelir o kabre. Kafir ise ne diyecek? Korkudan bitti. Der ki bilmiyorum. Millet onun hakkında ne diyorlarsa ben de hani seni söylüyordum. Yani millet kafirdir derlerse ben de kafirdir derdim. Millet delidir derlerse ben de delidir derdim vesaire. Derler ki ona melekler cevap veremedin. Doğru cevap veremedin tabii. Ondan sonra bir balyozla vurulur. İki kulağın arasında. Burada bir delik var. O deliğe vururlar. Bu balyozla bir daha vurulmuş olsaydı yerle bir olacaktı. Öyle bağırır ki insanlar ve ciller hariç melekler ve hayvanlar duyarlar. Bu da Allah'ın rahmetinden bir tanesidir. Biz duymuyoruz. Çünkü oraya yakın olup da duyan bir kimse kulak zarı patlayacaktır. Acayip bağırır.
Ondan sonra vururlar onu. Azap başlıyor. Kabır kapanır. Kabura kemikleri birbirine girene kalacak şekilde. Ya böyle ya böyle. Öyle kapatılır üzerine. Büyük azap içerisinde kalır. Ve sabah akşam cehennemdeki yerini görür. Sen buraya gireceksin. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. اَنَّارُ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيَّا. Yani sabah akşam cehenneme sunacaktır. Alimler dediler ki bir pencere açılır, onun yerini gösterirler. Bak sen böyle azap göreceksin. O da azaptır onun için. Yani böyle bir azap göreceğini gören kimse tabii ki ona azap sayılır. Yani devamlı azap çekecek oradan. Evet, ta ki ruhu, vücudu çürüyene kadar. Evet. Cesedi çürüyene kadar. Cesedi çürdükten sonra ruhu siccine gider. Orada azap görür kıyamete kadar. Evliya olan kimse iki pencere açılır. Biri cehenneme, biri cennete doğru. Cehennemdeki yer gösterir. Bak sen böyle olmasaydın burada olacaktın. Ama Müslüman olduğu için işte bak orada olacaksın. O da bir nimettir ona. Yine vücudu çürüyen insanlardan olursa çürüyene kadar öyle kalır. Ondan sonra ruhu gider. Aliyine gider şayet evliya ise. Ha şimdi bazı günahkar Müslümanlar yine onlar kabirde azap görürler. Kabrın sıkıştırılma meselesi olabilir. Ama tabii ki kafir kadar azap görmez. Haşeratların vücudu yemesi gibi azaplar görecektir kabirde. Ama tabii ki kafir kadar değildir. Yine vücudu çürüyene kadar. Vücut çürükten sonra ruhu yeryüzü ile gök arasında kalır. Kıyamete kadar. Bazen ruhu birinci göğe çıkar ve hakeza. Her birinin ruhu ayrı yerde kalır. Peygamberler, savaş şehitleri kesinlikle vücutları çürümez. Kesinlikle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberler hakkında şöyle buyurmuştur. فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَسَادِ الْاَنْبِيَا. Muhakkak ki Allah-u Teala yeryüzüne peygamberlerin vücutlarını yemeye haram kılmıştır. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ. Peygamberler kabirlerinde diri diller, namaz kılarlar. Ve Allah-u Teala şehitler hakkında şöyle buyurmuştur. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Yani Allah yolunda şehit düşen kişilerin ölü olarak saymayınız. Onlar Allah nezdinde diridirler. Allah onların rızıklarını verir. Şimdi bunlar sabittir. Peygamberlerin ve şehitlerin vücudu çürümez diye. Bazı evliyalar var. Onların vücudu çürümez. O da niye bazı diyoruz? Hepsi demiyoruz. Çünkü ayet yok, hadis yok. Sadece gözle görülmüştür. Evet. Birçok velinin kabrını açtılar. Vücudu hala olduğu gibidir. Ebu Amr ibn-i Salah gibi. Aşağı yukarı 850 sene önce vefat etti bu tarihten. Ve aşağı yukarı 50 sene önce kabrini açmak zorunda kaldılar. Halen kefeni olduğu gibidir. Bırak bedeni, kefeni. Hatta Türkiye'de burada. Tabii Diyarbakır'da bu peygamber, iki peygamberin. Elazığ'da, Bitlis'te, Bingöl'de bir kişi vardı. Elazığ'da özellikle Çuban Dede, adını unuttum. Pencere gibi şey yapmışlar. Vücudu görünüyordu. Çoban dedi. Çoban dedi herhalde. Sonra kapattılar. Bitlis'te veya Bingöl'de yine bir zatın eli dışarıda kalmıştı. Senelerce kalmıştı. Sonra içeriye almışlar. Yani bu gözle görünen bir şeydir. Ha Kur'an'da ve sabit hadislerde olmadığı için alimler hepsi öyledir demiyorlar. Ama gözle görüldüğü için bazı... Yani bazı olur. Büyük evliyalar için bunu zikrediyorlar. Bedenin çürümesi evet, değil mi hocam? Evet, aynen öyle. Bunun dışındakiler vücut çürür. Belli bir süreye kadar. Peki hocam bir kimse uçakta gidiyor, uçak patladı ya da denize düştü, parçalandı, cenaze namazı kılınmadı ya da kabre konulmadı, yok oldu. Şey anlamda yani kayboldu. Cesedi eridi. İşte ne bileyim farklı şeyler başına geldi. Bunlar hakkında da ölüm gerçekleştikten sonra bu bahsetmiş olduğunuz işte o kabirdeki bu şeyler hasıl olur mu? Onun hepsi ruhuna. Aynı. Azrail Aleyhisselam ruhunu alır. Melekler ruhunu alır. Soru sorulacak. Bunlar hepsi aynıdır. Ama tabii denizde vefat ettiyse orada azap görür. Şayet azap ehlindeyse.
nimet ehlinden ise denizde nimetleri görür. Yandı, kül oldu. Yine Allahu Teala o küllere dilerse azap gönderir, dilerse nimetler gönderir. Yani kurtuluş yok. Nasıl olursa olsun azap ehlinden olursa azap görecektir. Nimetler ehlinden olursa nimetlendirecektir. Şimdi bir şey daha soruyorlar. 2000 sene önce ölen kafir ile bugün ölen kafir, yani bugün ölen kafir kıyamete daha yakın, o daha uzak. Allahu Teala 1000 yıllık azabı bir günde tattırabilir. Allah o şeye kadirdir. Yani o 2000 yıl önce öldü daha çok azap görecek diye bir kural yok. Buradaki ölçü kişinin ameline göre. Ameli ne kadar kötü olursa azabı daha büyük olur. Ameli ne kadar iyi olursa nimetleri daha büyük olur. Bir gün veya bir sene fark etmez. Allah her şeye kadirdir. Kıymetli hocam, peki ölümden bahsetmişken ben bir soru ekleyeyim. Kişi ölmeyi temenni edebilir mi? Günümüzde özellikle hocam işte sıkıntılardan, ilimsizlikten, cahillikten ya da çok fazla problemlerden dolayı bazı insanlar ya Rabbi diyor beni öldür diyor, vefat ettir. Ben öleyim, kurtulayım bu dünyadan diye temenni de bulunuyorlar. Bunun dini boyutu tabii nasıl? Tabii uygun değildir. Yani ölümü temenni etmek uygun değildir. Ama bir olay anlatayım sizlere. El-Erbad bin Sariye. Büyük zatlardan biridir. Bir gün böyle dua ediyordu ölsün diye. Ona biri geldi. Demiş ki öyle deme. Dedi ki kardeşim sen kimsin? Kardeşim demiş. Sen kimsin? Dedi ki ben Ratail. Tabii El-Erbad bin Sariye melek olduğunu bilmiyordu. Bundan dolayı kardeşim demiş ona. Normal bir vatandaş zannetmiştir. Meğer ki o melekmiş. Birinin kılığına gelmiş. Tabii melekler dişi değildir. Erkek de değildir. Ama bazı durumlarda erkek kılığına girerler. Cinsel organı olmaksızın. Dedi ki kul Allahümme hassinil amel ve belliğil ecel. Ha öyle de. Yani hassinil amel, amellerimizi iyi olmayı nasip eyle. Ve belliğil ecel, yani ölüm anı bize ulaştır. Yani direkt ey Allah'ım beni öldür, beni vefat ettir diye değil. Bu şekilde dua etmen daha uygundur. Ha temenni etmek yani küfür müdür, şirk müdür değil. Ama uygun değildir sadece. Kişi böyle dua edeceğine ey Allah'ım beni ıslah eyle. Şayet durumu kötü ise. Ey Allah'ım bana iyilikler nasip eyle. Dua etsin kendisine. Niye beddua edecek? Yok dua etsin. Daha uygundur. Bu Ratail, bu melektir. Onun görevi evliyanın kalbinde bir sıkıntı varsa onu çekmektir. Rahatlamaktır. Bu da aynı. Erbat bin Seriye geldi ya, onu anlattı ya bunu. Adam rahatladı. Onun görevi budur. Allah-u Teala bize de göndermeyi nasip etsin. Amin hocam. Bizlere de çok zor bir şey ama evliyalık, işte şehitlik nasip etsin inşallah. Biz de buna dua ediyoruz ya. Evliya olalım ki gelsin bize. İnşallah hocam. Kıymetli hocam, yine zekat konusunda... Bu arada zekata girmeden önce kabir azabıyla alakalı Mu'tezile hariciler gibi Hizb-ı Tahrir gibi bazı sapıklar var. Kabir azabını inkar ediyorlar Mu'tezile gibi. Kabir azabı diye bir şey yok diyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de vardır. Az önce okumuş olduğum ayet-i kerime. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. Yani sabah akşam cehenneme sunacaktır. Ve kıyametin koptuğu zaman, bak kıyametin koptuğu zaman demek ki bu olay nerede? Kıyametten önce. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَمَنْ أَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Her kim iman etmekten yüz çevirirse ona zor bir yaşayış içinde olacak ve kıyamet gününde, yani bu zor yaşayış kabirde demişler müfessirler. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabir azabıyla bir sürü hadis var. Onlardan bir tanesi az önce İbn-i Hübben'in rivayet etmiş olduğu hadisi zikrettim. Onlar inkar ediyorlar kabir azabı diye bir şey yok. Evet. Büyük zatlardan biri İmam-ı Bağdadi radıyallahu anhu der ki وَمَنْ اَنْكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ عُذِّبَ بِهِ. Her kim kabir azabını inkar ederse muhakkak ki kabrinde azap görecektir. Çünkü
kabir azabı bu ayetleri, hadisleri dinimizde böyle olduğunu bildiği halde Mu'tezile'den grup gibi öyle bir şey yok derse kafir olur. Dinimizde sabit bir hükmü reddetmiş olur. Niye Mu'tezile gibi diyoruz? Çünkü biri hayatında duymamış. İslam'a yeni girmiş bir kimse, alimlerden uzak kalmış bir kimse hayatında kabirde azap olduğunu duymamış. Sadece kişi dünyadayken ne yaparsa öldükten sonra kıyamet gününde hasabı görecek, kabirde azap, soru, nimet duymamış. Bu ayrı, hükmü ayrıdır. Ama bu Mu'tezile denen grup hükümleri biliyorlar. Ayetleri istediği şekilde yorumluyorlar. Hadisleri reddediyorlar veyahut kendi kafana göre yorumluyorlar. Bundan dolayı bu tür kişiler duyduğu halde reddederse küfre düşerler. Efendimiz Ömer radıyallahu anhu bir gün mezarlığa girmiş. Yürürken Peygamber Efendimiz hali hayattaydı. Bir kabir açıldı. Ateşler içerisinde bir adam çıktı. Ey Ömer, elindeki suyu üstüme dök demiş. Bunu söyledikten sonra arkandan biri çıkmış, onu itmiş kabre. Demiş ki ey Ömer, bu kafirdir, yanıyor. Sonra kabir kapanmış. Ömer radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz'e anlatır. Anlattıktan sonra Peygamber Efendimiz talimat verdi. Kişi özellikle gece tek başına mezarlığa gitmesin diye o zamanda. Bu da yanıyordu kabirde. Ve bu tür şeyler çok duyduk, çok gördük. İster bu hayatta, bu zamanda, bu dönemde, ister önceki dönemlerde bu tür olayları çok işittik. Yani kabir azabı vardır diye kesindir bu. Hocam bazen mesela kabirlerde ya da mezarlıklarda hayvanlar mesela dolaşırken birden aniden kaçışıyorlar. Bu da onların bu azabı duyduğuna bu bir delil olabilir özellikle mi? Özellikle defnederken, şimdi tabii ben katılmadım bir kafirin cenazesine ama televizyonda gördük. Bir başkan, cumhurbaşkanı, bir lider kafir memleketlerinde tabutla defnediyorlar zaten. İndirirken üstüne toprak attıktan sonra bir anda kuşlar uçuyorlar, bir anda. O sesler kaçıyorlar. Hayvan varsa kaçarlar. Bir keresinde bir tanıdık denemiş bunu. Bir küpeyi bağlamış zincirle bir ağaca, bir kafirin kabrin başına defnedilecek diye orada. Defnettikten sonra bu köpek öyle zıpladı ki o zinciri koparmış. O kadar zorlandı yani. Bir düşün, zinciri koparmış o sesten dolayı. Allah sonumuzu hayretsin. Allah bizi hocam kabir azabında, cehennemin azabında korusun. Amin hocam. Allah sizlerden razı olsun. Kıymetli hocam, tabii programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sahur Vakti programını tabii takip etsin izleyicilerimiz. Zekat konusunda çok kısa hocam. Bazı kişiler özellikle zekata müstahak olan ya da zekat vermesi gereken nisap miktarını hicri bir yıl geçtikten sonra vermeleri gerekiyor ya. Bazıları bunu geciktiriyorlar. Mübarek Ramazan ayında veriyorlar. Mübarek bu ayın içerisinde veriyorlar. Burada durum nasıl? Bir de vaktinden önce verenler var. Bununla ilgili kısa bir açıklama yapabilir misiniz? Şimdi ilk önce zekat bizim dilimizde en büyük farzlardan bir tanesidir. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ Namazı kılınız ve zekatı veriniz ve birçok ayette böyle geçiyor. Ve zekat bizim dinimizin en büyük emirlerden biridir. Hadiste geçtiği gibi. Zekatın vakti var. Kesinlikle şer'i bir mazeret olmadan geciktirmek caiz değildir, haramdır. Çünkü bu bir borç. Borcun vadesi geldi ise verebildiğin halde vermezsen nedir? Haramdır, caiz değildir. Bu zekat da borçtur. Bu kul hakkı var burada. Fakirlerin hakkıdır. Niye geciktiriyorsun? Dediğiniz gibi bazı kişiler Recep ayında müstahak oluyor. Diyor ki Ramazan'da vereyim, sevabı daha fazladır. Veya Şaban'da doluyor, Ramazan'da vereyim daha iyidir düşünüyor. Hayır. Böyle sebepsiz geciktirmek caiz değildir, haramdır. Ha önceden olur. Yani Kurban Bayramı'nda müstahak oluyor. O da Kurban Bayramı'ndan 2,5 ay önce Ramazan ayında çıkartırsa olur önce. Senin borcun varsa birine, vadesi gelmeden kapatsan nasıl olur? İyi olur. Değil mi? Tabii. Borcunu erken ödemen olmuş oluyor. O güzel bir şeydir. Ama verebildiğin halde geciktirmen uygun değildir. Bu da aynı. Zekat da fakirlerin hakkıdır. Geciktirmen uygun değildir. Ama erken vermen o fakirlere daha hoşuna gider. Bundan dolayı önceden, hatta bir yıl önce verebilirsin. Bir yıl önce.
ya kadar verebilirsin. Ya fazlasıyla hesaplayıp verebilir değil mi hocam? Fazlasıyla tabii. Yani hakkı neyse en azın o kadar. Daha fazla tabii ki verebilir. Ama bir gün geciktiremezsin. Bir gün. Şayet mazeretin yoksa. Yani yaptıkları gibi Ramazan'a bırakalım diye bu mazeret değildir. Harama düşer. İyilik yapayım derken hataya düşerler. Bu değil. Kişi hicri aylara göre hesaplayacak ve ona göre hareket edecek. Önceden verebilir. Ama geciktirmek uygun değildir. Caiz değildir. Kıymetli hocam, yine tabii ki programımızın sonuna yaklaştık. Her programda zikrediyoruz. Vakit çok hızlı geçiyor. Sizinle de tabii sohbete doyum olmuyor hocam. Ağzınıza sağlık. Ama en azından sorulardan bir tanesi de izleyicilerimiz şunu merak ediyor. Kıyamet nasıl kopacak? Yani kıyamet, o dehşetli gün nasıl olacak? Kıyametin kopma hadisesi nasıl hasıl olacak? Müslümanlar kıyametin kopmasını görecekler mi? Gibi. Böyle geniş kapsamlı bir soru var. Hocam buna vaktimiz el vermeyecek büyük bir ihtimalle. Buradan İstanbul TV genel yayın yönetmenimiz, burada çalışan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum ama dilerseniz bir sonraki programda, sahur programımızda bunun cevabını sizlerden alalım ve bu programda burada nihayete erdirelim. İzleyicilerimize i̇nşallah, zikretmek istediğiniz bir şey var mı hocam? İnşallah devam ederiz kaldığımız yerden. Dediğiniz gibi kıyametle alakalı birçok sorular geliyor ve ilginç bir olaydır kıyameti. Kıyamet günü inşallah bir sonraki sohbetimizde anlatırız. Hatta kıyametin kopma vaktini de tayin edenler var hocam maalesef. İşte bu da ne kadar cahil olduklarını belli oluyor. Filan yılın sonunda kopacaktır diye böyle bir nakiller de yapıyor. İnşallah diğer programımızda. Allah razı olsun. Hocam. Hayırlı sahurlar, hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı ibadetler. Sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Evet değerli İstanbul TV izleyicileri. Tekrar bir başka sahur programında görüşme temennisiyle Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları kabul buyursun. Yapmış olduğunuz hayır hasenatları kabul buyursun. Bu ay vesilesiyle ihtiyaç sahiplerini de gözetelim. Onlara da yardımcı olalım ve hayır hasenatlarımızı artıralım diye de ekleyelim. Allah'ın rahmeti, bereketi, fazileti üzerinize olsun efendim.